Ay biz kızı alt etmeye çalışıyoruz. Murat meşhur ediyor. Aa Medya teyze ne işin var burada? Bitti mi ev hapsi? Bırak şimdi bunları Elif. Başımız büyük belada. İki bayılma arasında kalktım hemen sana geldim. Niye ne oldu ki? Bir kahve çak anlatacağım. Ya ne kahvesi Medya teyze direkt anlat. Ay çak kızım aa. Yeterli kafeini almadan kafam tam randımanlı çalışmıyor bilmiyor musun? Gücümü toplayamıyorum, güçlü kalamıyorum. Ya. Ne? Ya işte böyle Elif'cim. Neyse kapatıyorum falıma bakarsın artık. Ne falı Medya teyze ne falı ya? Siz ne dediğinizi farkında mısınız? Ay resmen dancı mahkemede tanıklık edecek diyorsunuz. Her şeyi anlatacak diyorsunuz. Ben hariç her şeyi sarı gelin. Ben hariç her şeyi. Ne de olsa nişanlısı sayılırım. O kadar ayrıcalığım olsun artık. Ya siz kafayı mı yediniz Medya teyze? Ya bunun seni beni yok. Ya her şeyi anlatırsa ben ne eve alabilirim ne evlilik alabilirim. Aa ben bunları bilmiyor muyum sanki Elif? İşte o yüzden sana briefing vermeye geldim. Şimdi Naci ile buluşup vazgeçireceğim onu bu işten. Gerçi babam bir tek bu koşulda evlenmemize izin verdi ama ne yapalım artık bir çaresine bakacağız. Seven ne yapmaz öyle değil mi Elif? Yok ben aklımı çıldıracağım. Elif benim lafımı bana satma. Neyse ben şimdi gidiyorum. Naci'cim beni kırmaz. Bu işi başlamadan bitirir. Sen de bu arada çok dikkatli ol. Bizim avukat falan ararsa sakın ola açma. Bana bak Elif sen bu işlerden anlarsın. Bu ceketle bu mont olmuş mu? Hayır yani böyle abuk subuk çıkmayayım adamın karşısına. Yani Medya teyze. Oldu o zaman sarı gelin. Kendine mukayyet ol. Haberleşiriz. Bu kadın ciddi ciddi delirdi artık. Ben de bundan medet umuyorum. Bu gidip Naci'yi ikna etmeyecek ki gidip Naci'ye nikah kıyacak. Nelerle uğraşıyorum ya. Vallahi mahkemede de atar beni ortaya çekilir kenara.